Merhaba, bugün 3 Temmuz 2012 günlerden Salı. Bugün sabah evden çıkarken şu görmüş olduğunuz müstehcen görseller yayınlayan şeyi aldım. Ve Sultanahmet Parkı'na doğru yöneldim. Henüz evimden 50 metre uzaklaşmıştım ki köpeğim Toprak Mehmet Doğuran adlı bir vatandaşımızı sağ bacağından, baldırından düzeltiyordu. Baldırından değil, şu ayağının arkasından ısırdı ve onunla uğraşmak zorunda kaldım. Öğleye kadar yaklaşık. Çünkü amacım bu müstehcen görseller yayınlayan linççi, mimesiz dergisini Aristofanes'le ilgili, Lysistrata'yla ilgili, Sarah Culpepper Stowe'un yazısıyla ilgili makaleyi, onun yazısını daha doğrusu okuyup üzerinde kafa yormak istiyordum. Daha önce okuduğum ancak üzerinde altını çizerek kafa yormak istediğim bu makale dolayında bir yazı yazmayı düşünüyordum. Ancak dediğim gibi bu bir köpek faciası tırnak işaretleri nedeniyle hastane dolaştım. Önce Kadırga Polikliniğine, ardından Haseki Kudüs bölümüne gittim. Acil servisine, intihaniye bölümüne, enfeksiyon bölümüne gittim ve o vatandaşımızla, adını bugün öğrendim, Mehmet Doğuran adlı kişiyle uğraştım. Ve bu makaleyi okuduktan sonra tekrar üzerinde dediğim gibi yazı yazacak, düşünecektim. Ancak olmadı. Biraz önce okurken Coşkun Büktel aradı telefonla ve uzun süre telefonlaştık. Yine tam elimdeyken bu makaleyi yeniden üretmek, yeniden düşünmek halkımızın deyimiyle nasip olmadı. Ancak bu arada internet üzerinde yaptığım geziler sonucu, işte surf diyorlar yanılmıyorsam, surf sonucu. İsmail Ağa cemaatinin sitesinde Mimesis'le ilgili bir eleştiri yazısı vardı. Porno dergisi diye niteliyorlar. Onu okudum. Bu yazıyı Mimesis dergisi kendisi daha önce yayınlamasına karşın sanırım The Page Cannot Found diyordu. Yani bulunamadı anlamında. Sayfa bulunamadı anlamında. Yanılmıyorsam çıkarmışlar. Yanılabilirim tabii. Yeniden teknik olarak araştırmasını yapacağım. Ayrıca Elazığlıyız. Yani Elazığlıyız yerine Elazığlıyız. Elazığ ağzıyla, Gakkoşların ağzıyla. Bir kişi, bir ülkücü yazar bir eleştiri yazmış. Onu da Ninçin Mimesis'te yayınlamış. Seve olmasa da söke söke demokrat olmaya çalışıyor linçin mimesiz. Ancak alnındaki linç lekesini tabii ki unutuyor. Bu arada beni 2009 yılında yaklaşık 2,5 yıl önce savcılığa şikayet eden savcı Nurten Altınok'a ve Nurten Altınok'un da bence iddianameyi, daha doğrusu iddiaları doğru dürüst okumadan dava açması ve bunun ardından da İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmam ve tabii ki en sonunda hukukta bir sürü yanlışlıkla olmasına karşın nasıl olduysa bir doğru karar verildi ve beraatla sonuçlandı. Yaklaşık 2 yıldır da benden 25 milyar istiyor, eski parayla söylüyorum, 25 bin TL linçi Ömer Faruk Kur'an, ancak sürekli olarak avucunu yalıyor. Bu kişinin yazdığı bugünkü bir yazı deme bir şahit gerektiren makaleyi okudum. Vallahi evlere şenlik. Bu konulardaki görüşlerimi
yine diyorum her zaman www.tiyatroyun tiyatro sözcüğünün sonundaki o ile oyunun başındaki o birleşiyor. Tek o tiyatroyun.blogspot.com sitesinde sürekli olarak yayınlıyorum. Her gün onlarca yazı yazıyorum irili ufaklı. Bu arada bu videoları çekiyoruz. Bazı Facebook hesabındaki dangalaklar Mesut'un beni yönlendirdiğini, Mesut Alptekin'in beni yönlendirdiği varsayımda bulunuyorlar. Mesut Alptekin benim çırağım. Bir yönlendirme söz konusu olursa ben yönlendiririm onu. Ayrıca ben de yönlendirmiyorum. Çünkü o da kendisi özgün biçimde bulunmaz kültür merkezi sinema bölümü sorumlusudur ve kısa filmler çekiyor şimdilik. 8 dakikalık, 10 dakikalık, 5 dakikalık, 3 dakikalık. Kısadan hisse ne yapsa yeridir ve kısacık, içi dolu insancık kısa filmlerini çekmiştir. Bir sürü projesi var. Daha sonra uzun metrajlı filme başlayacak. Şu anda da kamera arkasında. Dediğim gibi benimle ilgili sorunları olanlar bana e-mail atabilirler. Öyle Facebook bataklığı ben doğru dürüst izlemiyorum. Yani çok dolaylı yollardan izliyorum. Bu arada ineriyorum. Bu müstehcen görseller yayınlayan Linç Mimesis dergisinde yakından, çok yakından, pek yakından ensesinin dibinden izlemeyi ve eleştirmeyi sürdürüyorum. Çünkü 365 sayfa da olsa Kültür Bakanlığı çanağı yalayarak, yani benim halkımın tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı AKP'li Ertuğrul Güney'in yönettiği bir şemsiye altında ilerleyen bu şey müstehcen görseller yayınlıyor. Türkiye gerçekliğine aykırı, bana göre gerici ve istediği gibi yayın yapabilir, özgürdür, izin verilir buna. Ancak benim verdiğim vergilerle asla ve kesinlikle yapmamalı. Bugün 3 Temmuz 2012 günlerden Salı. İyi akşamlar.